kafa yapımıyla devam ediyorum. 6 sık iğne ile başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 şu şekilde. İkinci sıramda hep artırma yapıyorum. 12 sık iğneye ulaşıyorum. 1 2 3 4 bütün ilmeklere ikişer tane batıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tek bir artır yapıyorum bu sıramda. Bir tek bir artır. On sekiz sık iğnem olacak bu sıramın sonunda. Bir tek bir artır sıramda. Her sırada bir ilmek artırarak gideceğiz. Mesela bu sırada bir tek bir artır yapıyoruz. Bir sonraki sırada 2 tek 1 artır. Sonraki sırada 3 tek 1 artır. 1 2 tek 1 artır. 1 2 tek 1 artır. 1 2 tek 1 artır. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Bir sonraki sırayı 3 tek 1 artırla bitireceğiz. Sonrasında 4 tek 1 artır. Ve kaç tek 1 artıra kadar artırdığımı ben söyleyeceğim. Şimdi bu 2 tek 1 artır sıramda 24 sık iğnem oldu. 3 tek 1 artırda 30 sık iğnem olacak. 4 tek 1 artırda 36 olacak. Sonrasında bakacağım daha fazla artıracağız mı, yeterli mi diye devam edeceğiz. Evet, şu şekilde 8 tek 1 artır sırasına kadar sürekli artırdım. Elimde 60 tane sık iğne oldu. Bu 60 sık iğne ile de 16 sıra artırma eksiğini yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şurayı neden renkli yaptım? Ten rengimin yetmeyeceğini düşündüğüm için öyle yaptım. Yoksa ten rengiyle başlamıştım zaten. Burayı değiştirdim. Ten rengim yetişsin. Kafam bir an önce bitsin diye. Çünkü ipimi internetten sipariş ettim. Daha kargoya verilmemiş. Cuma günü vermiştim. Bugün pazartesi. İkindin hala kargoya verilmemiş. O yüzden ben de mecbur bu şekilde renk değiştirmek zorunda kaldım. Dediğim gibi 8 tek 1 artır sırasına kadar artırdım. Elimde 60 sık iğne oldu. 60 sık iğne ile de 16 sıra düz ördüm. Sanırım 19. sıraya da bunu taktım. 18 ya da 19 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. sıraya gözümü takmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki göz arasında da 7 ilmek ara bırakmışım. 18. sıraya 7 ilmek arayla gözlerimi takmışım. Şimdi 1 tek, 8 tek bir eksiltme yapıyoruz. 8 tek bir artıra kadar artırdığımız için 8 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek ve bir eksilt. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek ve 1 eksilt. Bu sırayı 8 tek 1 eksiltle bitirelim. Gelelim. 8 tek 1 eksilt sıramı bitirdim. Elimde 54 tane sık iğne kaldı. Şimdi 7 tek 1 eksilt yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tek ve 1 eksilt. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Gelelim. Elimizde 48 sık iğne kalacak. 7 tek 1 eksilt sıramı da bitirdim. Şimdi 6 tek 1 eksilt yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, 1 eksilt. Bu sırayı da 6 tek 1 eksilt bitirelim. Sonra 5 tek 1 eksilt, 4 tek 1 eksilt, 3 tek 1 eksilt derken 1 tek 1 eksilte kadar eksiltelim. Elimizde 12 sık iğne kalana kadar. Elimizde 12 sık iğne kaldığında da ipimizi uzun keselim. Boynuna dikmek için. 5 tek 1 eksilt sırasında bu sıradan sonra doldurmaya başlayabiliriz. Sonrasında da her sırada her eksiltme sırasında biraz daha fazla dolduralım ve kafamızı kapatalım iyice. Evet, kafamı hep eksilterek bir tek bir eksilt sırasına kadar ördüm ve elimde 12 sık iğne kaldı. Dediğim gibi 5 tek bir eksilt sırasına doldurmaya başladım. Sonrasında her eksiltme sırasında biraz daha doldurarak sıkı bir kafa doldurdum. Şimdi ipimi aldım. İki katını ayırdım bu ipimin. Şöyle göstereyim. Misal diyorum, bu da ayrılmış bir ip ama şu şekilde. Bu 4 katlıydı. İki katını çıkardım bu şekilde. Böyle düşünün. Bu şekilde ayırdım. 4 katlıydı. İki katını aldım. Ucuna düğüm attım. Ve kafanın herhangi bir yerinden batıyorum. Şöyle gözün dibinden çıkıyorum. Bu arada gözüm 8 ya da 10. Herhalde 10 milimdi. Şu şekilde. Buradan şuraya. Buradan da karşı tarafa. Gözün içine gitti bu. Bunu biraz fazla ısıttırdım, o yüzden öyle oldu. Tekrar ben şuradan çıkacağım. İçine gittiği için tekrar üstünden gideceğim. Bakın normalde evet, şu şekilde olması gerekiyordu. Ama benimki biraz şöyle bir tık daha yukarıya alayım ben bunu. Evet. Şimdi bunu yukarıya aldık. Buradan şuraya doluyorum. Ve herhangi bir yerden çıkıyorum. Evet. Şu şekilde beyazlık oluşturduk. Şimdi ben iğneme bir de siyah ip takıp geleceğim. Onu da iki katına ayıracağım. Evet, şimdi siyah ip taktım. Ucuna yine düğüm attım. Şöyle şuradan batıyorum. Şöyle az ileriye. Yani bu bakın. Şuradan battık o beyazı. Bir ilmek ilerisine siyahla batıyorum. Düğümüm az. Asıltırınca çıktı. Düğümüm koptu. Bir dakika. Evet, oldukça büyük bir düğüm attım. Artık çıkması mümkün değil. Şimdi buradan içine girmiyor. Evet. Şimdi buradan şöyle bakalım ne tarafa geçsek güzel duracak. Bu gözü ben herhalde tam dibine kadar takmamışım. O da genişlik olduğu için ip hemen içine gidiyor. Şöyle bu tarafına dibine batıyorum. Aynı hizadan karşı gözün dibine çıkıyorum. Şu şekilde. O yine içine gitti. Onu yine ayarlayacağım ben. Buradan da şuraya çıkıyorum. Mesela şunun için böyle bir şey olursa sizin de o gözün dibinden çıkın. İpin içinden iğnenizi geçirin. Şu şekilde. Anlatmak istediğim çıkabilirsem. Evet. Şöyle gözün dibine geliyorum. Evet. Onun içeri kaçmaması için niye böyle bir şey oldu onu da anlamadım da. Şurada şöyle biraz çektirelim.
ne oyaladı bir göz. Şöyle yapsak. Ne taraftayım? Dibe doğru çıkmışım. Şöyle tepesine batacağım. Bilerek batıyorum bunu. Göz içine gitmesin diye. Şurada kalsın diye. Bu yaptığımız şey. Evet, şu şekil bu birazcık ileride gibi oldu. Neyse, bunu yine ayarlayacağım. Ben hiç hoşuma gitmedi. Ben bunu düzünce ayarlayıp geliyorum. Benim gözüm biraz yukarıda kalmış. O da içine kaçıyor. Bu mesela tam yapışmış göze çıkmıyor. O yüzden ip düzgün durdu. Bu içi biraz arada boşluk kalmış. İp içine kaçıyor. Onu ben düzeltip geliyorum. Evet, şu şekilde ayarladım. Ve en son yaptığım yerin dibine battım. Bitişine. Şöyle. Yukarısına değil. Şöyle yanından battığımız yerin dibinin çaprazına batalım. Bakalım nasıl olacak. Sonra aynı yere yine batıyorum. Ve bu kez bir ilmek hemen tepesine batıyorum. Ve aynı şuranın başlangıç noktasına batıyorum. Böyle oldu. Şimdi bunun yanının bir üstü demiştik. Burada başladık. Yanının bir üstü. Burası aynı yere batıyorum. Tekrar aynı yere batıp şöyle bunu şu tarafa takalım. Evet, o tarafa takalım. Çok uzun oldu. Diğerine göre uzun oldu. Evet, ben de bu kaş göz yaparken çok uğraşıyorum. Bir tek seferde denk gelmiyor. Sürekli işleme yapmadığım için büyük ihtimalle. Genelde hep keçe kullandığım için. O bana kolay geliyor. Evet, şu dibinden yanındakinin bir üstüne battım. Şöyle aynı yere geri çıkıyorum. Şöyle kaldırayım. Aynı yere geri çıktım. Dibine batıyorum. Ve çıkıyorum. Bu niye çapraz gibi olduysa artık. Evet, böyle oluyor. Zaten her zaman böyle. Gözüm bir tarafa denk geliyorsa bir tarafı denk gelmiyor. Niye öyle oluyor ben hiç bilmiyorum. Evet. Şu şekilde. Gözlerimizi bu şekilde yapmış olduk. Kenarlarını. Saçlarını yaptıktan sonra kaş yapıp yapmamaya karar vereceğiz. Kafamız bu kadar şimdilik. Burun yapacağız ortaya. Evet, burun için ten rengi aldım. Ve ipimin ucuna düğüm attım. Aynen. Şimdi iğneme taktım. Şöyle gözün bir sıra altından 2 ilmek bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Gözün yanında yine 2 tane ilmek kaldı. Bu şekilde tam ortalı bir burun olmuş olacak. Şimdi bir buraya çıkıyorum. Bir karşıya batıyorum. Sürekli olarak karşılıklı ilmeklerime batıyorum. Bir buraya, bir karşıya 4 ilmek ayırdım kendime. O 4 ilmeği batarak yapıyorum. Burun oluşumunu sağlıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Son kez şuradan batıyorum. Ve bu tarafa şöyle yapalım. Çıktım. Evet. Bu şekilde düğüm atıyorum. Düğüm atmayı da göstereyim. Diğer siyah ve beyaz ipten de düğüm atacağım. Şu şekilde düğümümü attım. Aynı yerine battım. Düğüm attığım yere batıp herhangi bir yerden çıkıyorum.
Ve burnumuz da tamamlanmış oldu. Bir de allık yapalım biz bu bebeğe. Kafayı bitirmeden. Ben genelde böyle bebekler için pembe şunu kullanıyorum. Ve bir de bu tarafa doğru yapıyorum. Evet, bir önceki bebeğime şey yapmıştım. Göz üstüne farklı bir renk sürmüştüm. O da fırçamda bulaşmış. Ama olsun, çok da kötü durmadı. Şöyle allıkları da tamam. Devam edeceğiz. Kafasındaki detaylar şimdilik bu kadar. Dediğim gibi kaş yaparsam yine söyleyeceğim, göstereceğim. Yapmasam saçla devam edeceğiz sadece. Evet, kaş yapmak istiyorum. Şimdi şuradan bir yerden giriyorum. Kahverengi bir ip taktım. Siyah da takabilirsiniz, fark etmez. İki katını ayırdım. İki katlı bir ip bu. Şöyle hafif yukarıya doğru bir batalım, bakalım nasıl olacak. Oradan da karşıya çıkalım. Evet, bunu da, ama bu uzun olacak çok. Şöyle bir batalım bakalım. Şöyle aşağıdan bir yerden çıkalım. Şöyle bir bakalım nasıl olacak. Gayet güzel oldu bence. Şöyle de hafif kaldırırsak. Aynen. Aslında bu kahverengi iple yapmışken dudağımızı da yapalım. Ben çok kırmızılı, çok renkli dudakları zaten çok sevmiyorum fazla. Yani büyük bir bebekse güzel oluyor ama bu şekilde küçük bir bebekse, yani büyük bebek dediğim mesela bu çocuklara daha uygun. Bazıları biraz daha gerçeğimsi oluyor. Onlara kırmızı oluyor. Bence. Şöyle. Şuradan battım. Aşağıya indim. Yine şuradan bir yerden tekrardan çıkıyorum. Kızımız bu şekilde hazır. Tekrar yanaklarına allık süreceğim ben. Sanki biraz silindi gibi oldu. Ya da az mı geldi? Ne oldu bilmiyorum tam. Evet, bebeğimizin ismi de Şirin Kız. Şirin bebek. Evet, allığı da oldu. Şimdi geriye sadece kafa dikimimiz kaldı. Onu da dikelim. Ve bebeğimizi bitirelim. Şimdi ben şuradan düğüm atacağım. İpimi kopartacağım. Ama nereden yapsam? Şuradan bir yerden koparayım. Muklelere dolanıyor ip. Evet, şu şekilde düğümümü de attım ve bu ipimi kesebilirim. İpimi kafada bir ip bırakmıştım. Aa, bakın şunu içine ittirmeyi unutmuşum.
Biraz büyük düğüm atmışım buraya. Şu ucunu da kesiverelim. Evet. Bu şekilde ten rengi ipimi alıyorum. İğneme geçiriyorum. Zaten boynumda tel vardı. Boynu direkt teli direkt geçiriyorum. Şu şekilde dikerim hep. Umarım sağlam olur. Bir bu konuda çok bilgim yok. Tel her zaman kullanmadığım için. Kafa sallanır mı? Sabit durur mu? Hiç bilmiyorum. Şöyle bir kez boyundan evet iğnem çıkmıştı. Bir kez boyundan battım. Bir kez kafadan batıyorum. Ve sonrasında iyice ipimi asılttırıyorum. Tekrar boyundan asılttırıyorum. Tekrar kafadan. Dikim işlemimiz bitene kadar hep aynı. Bir boyundan bir gövdede. Umarım sabit olur kafamız. Dediğim gibi bu konuda pek bilgim yok. Genelde videolarımı izleyenler bilir tel kullanmam. Ama bu küçük bir bebek hareketli de olsun istedim. Daha çok ayakta dursun da istedim ama onu henüz daha beceremedim. Yöntemine onu deneyerek öğreneceğim. İnşallah. Evet, bir kafadan bir boyundan ben bütün kafa dikimlerimi aynı yapıyorum bu şekilde. Genelde sağlam oluyor. Umarım bu da sağlam olur. Küçük bir bebek ama burada saçtan göremiyoruz. Evet. Devam ettiriyorum aynısını. Bir buradan. Bir buradan. Evet. Bitmek üzere. İstediğim tek şey şu an sabit, sağlam olması. Sağlam gibi geliyor elime ama yine de emin olamadım. Tabii ayağa kaldırmadım henüz. Evet, burada düğüm atıyoruz. Buradan batıp herhangi bir yerden çıkartıyorum ipimi ve kesiyorum. Evet, şöyle kaldırdığım zaman aynen tamamdır. Kafamızın dikimi de tamam. Biraz dönüyor sağa sola ama o da çok normal. Zaten dönsün de önemli değil. O sıkıntı değil. Evet, bebeğimin son hali bu şekilde. Eğer siz de bebeğimi örmek isterseniz, beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi abonelikler ücretsizdir.
Yeni videolarda, yeni bebeklerde, yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.